Efendim hoş geldiniz. Son hesaplaşma için Portekiz Savaşı'ndayız. Artık yanılmıyorsam alan devletler birkaç, işte gariban Avustralya devleti ve 42 Development 5 işte şeyden geliyor. Baden mi? Osmanlı'dan bağımsızlık almış bir Baden diyor burada. Aman tanrım. Bu nasıl almış lan bağımsızlık? What? Oh, tuhaf. Neyse. Baden var. Alırız. Onu da alırız. Bir de şu Afrika'daki garibanlar var. Bunlara da saldıracağız. Aslında istikrarı fulledim ama arka arkaya yine savaş açısım var. Savaş edenim olmaksızın hatta. Ya da problem değil. Siz şuraya gelin. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir süre puan kassak olur. Efendim. Oo, şimdi işin kötü yanı benim asker puanlarım canımı okuyacak. Şimdi sürekli dolup dolup duracak. O kadar fazla ki artık. Bir de şey tabii. Çöküş mekaniğinden dolayı. Oba ne yaptım lan. Çöküş mekaniğinden dolayı puanları harcayamıyorum da teknolojiye. Çok maliyetli çünkü. Geç ya geç. Evet böyle bir durum var. Şimdi siz de gelin bakalım. Bütün Amerika çullanın Portekiz'in kolonisine. Haydi. Müstakbel kolonimize çullanın. Güzel. Ceza şunlara saldırayım. Seni bir bekle şuraya alırsam mükemmel olur. Geç bakayım. Şimdi bu kardeşimizin 13.000, bu kardeşimizin 15.000. Hiç mi hak ettiğiniz yok? Bastım gitti. Bir tane generalin var zaten. Getir bunu buraya. Diplomatik puan. Aman tanrım. Getir 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 getir. İndir bunu da buraya. Aman tanrım sonunda başardık. Tamam gerisine gerek yok zaten. Fantastic. 0.20 azalma var. Gayet iyi. Gayet iyi. Yeniçerilerde toprak kalmayana kadar devam edeceğiz. Ama şey yok mesela. Değil mi? Ben Pax Ottomana'yı tamamlamamıştım. Bunların da keza ekstra şey yok değil mi? Neymiş? Konstantiniye. Yapabiliriz herhalde değil mi? Şu an bir sürü bina yapma hakkımız var. O gerçi tamamlanana kadar canımız çıkacak da. Bunu tamamladım mı? Bunu sanki kontrol ettim diye hatırlıyorum. Yani şeyden kurtulamıyorsun. Yeniçeri'nin ayrıcalığından hiçbir şekilde kurtulamıyorsun. Aslında onda bir çözüm olması lazım. Ordu yenileme haricinde. Diye düşünüyorum. Belki de yanlış düşünüyorum. Sizleri şuraya alalım. Evet. Saygıdeğer Portekiz. Saygıdeğer Portekiz. Bir de Portekiz'in askerleri tuzağa düştü değil mi? Oradan çıkamıyorlardı şimdi. Ha 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 ha. Güzel. Bunları da nereye göndereyim? Sana mı göndereyim? Abi alayınız gidiyor şu an. Farkında mısınız bilmiyorum ama alayınızı ilak edeceğim. Artık konu oraya geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bak 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 benim toprağıma geçiyorlar bak. Bak terbiyesizlere bak. Sizli gidi sizli. Ah. Hop bir yerde gemim yenilmiş. Nerede yenildi acaba? Nasıl bir donanma yenildi acaba? 67 gemi. Tuhaf.
Neyse siz kuşatmalarınızı yapın ya, boş ver. Hangi donanmada hasar var? Aha bunda. Ben bunu ne için kullanmışım? Nereye götürüyormuşum acaba? Acaba ya da bir yerde unuttuk kaldım öyle. Umarım kalmıştır. Bir savaş için kullanmadık da öyle kalmıştır. Bas. Sen 2,5 profesyonel görüyorsun. Olur. Onun dışında evet kardeş. Sıra sende. Bravo. Oradan buraya geç. Hop oraya değil. Oraya değil. Güzel. Şimdi Afrika'daki devletçiklerin Afrika diyorum, Avustralya'dakilerin alınması mevzu. Ya, puan çok kritik değil abi ya. Aslında şunu daha hızlı düşünmem benim için daha avantajlı. Yani sıkıntı yok. Maalesef sıkıntı yok. Güzel. Şimdi muhteşem değerli izleyici. Bu kim abi? Şu bayrak kimin abi? Tamam, başka bir yerden devlet çıkmasın da şimdi. Bunlara razıyız. Şu ne? Abi, sorun olmayacak herhalde. Bütün Avustralya'yı savaşa çağırabiliyor muyum? Sen bana onu söyle abi. Bu mümkünse olsun. Bütün Avustralya olsun da 30 kere uğraşmayalım. Çağırdık mı? Hayır. Şu ve şu gelmedi. Ne? Bu geldi de. Şu gelmedi. Bu geldi. Bir tek bu mu gelmedi? Bütün Avustralya savaşa katıldı ya. Alçak. Sen niye gelmiyorsun? Hain. Sattı Avustralyalıları. Halkım görüyorsunuz. Alçakları tanıyın. Şimdi kardeşimizin iki toprağı da gitti. İstikrarımızı bir seviye daha basabiliriz. Yavrum sen bunları kuşatmaya başlayacaksın. Ya da bunu mu aradan çıkartalım? Bekle, 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 bekle. Aslında planımda yoktu da. Ha dedim şimdi oraya girek. O yüzden istikrar hemen yükselttim. Gerçi bir şey yani tekrar yükseltmek için yine masraf harcayacaksın zaten. Bir değişmiyor. Evet. Aç. Oo, donanmaya bak. Kara koyunlu Liberty Desire'ını bırak şimdi birader. Bu da mı 4 seviye sura sahip? Ulan oğlum fakirsiniz lan, fakirsiniz lan. Bu kadar sur yapılır mı lan? Alo. O kadar sur yapılır mı? Keza development arttırmaya devam edebiliriz. Yine düşük topraklarda. Düşük development değeri. Asker. Yeniçerilerin toprak oranını azaltmaya devam edecek. 9'a kadar düştü. Güzel. 0.23. Fantastik. Vur bakayım surlara. Evet. Artık olay bitme aşamasına doğru emin adımlarla gidiyor. Bu arkadaş surlara vursa mı? 13.000 asker. Bu mu hasarlı? Tamam geç kenara 2 dakika. Orayı kendi de kuşatır. Bunlar... Ha. Bunu buraya çekseymişiz keşke. Koşun lan, koşun lan, koşun lan, koşun lan. Güzel. 46 skor var Portekiz karşısında. Devletimizin. Siz sonunda burayı kuşatmışsınız, helal olsun. Şunları da açabiliriz tabi. Ben tabi profesyonelliği de kastım galiba. Yo. General almıyorum uzun zamandır. Bunlar
Burayı kapatsın bakayım. Şimdi benim bir donanmam daha olacaktı ama onu galiba buralarda harcadım ben. Bir de şöyle bir sorun var. Bu adam evet. Savaşmıyor. Çünkü bekliyor. Güzel. Birisiyle ateşkesin mi bitti? Umarım vassalımdır o. Lan devlet bırakmadım diyorum. Hala devlet mi var orada? Getir şunu da. Gönder. İnka. Evet yani mesela İnkalar bunlar benim hep vassalım olmasına rağmen ateşkes bitti falan diyor. Saygılar oyun. Fantastik. Al. Ah. Bravo. Bu kim? Benle alakası yok. Şimdi Portekiz. Bakayım vassallığı kabul ediyor mu? Daha çok skor lazım. Bunlar bir işgal edilsin bakalım. Fikir geldi. Ama tamamlamayı düşünmüyorum. Almayacağım artık seni de yeter. Yeter be. Alçak. 50 skor var. Siz şuraya koşun bakalım. Bunları birleştireyim. Generaller de ölmeye devam ediyor. Bravo. Acayip bir ülkeyiz gerçekten. Geç bakayım. Yener misin acaba onları? Yok. Destek geliyor. Ah. Bütün orduyu yığdı Portekiz. Helal olsun. Güzel. Şimdi 5 prestij. Valla bunlar yok yani bir şey yok. Gel hadi. Bu kimdi? Şuradaki gariban. Ben de gittim diyor. Teşekkür ediyoruz bu zamana kadarki çabaları için. Bir yeri tamamlamışım. Ha. İyi. 3 puanlık disiplin danışman. Gelecek gelsin. Ölen peki disiplin danışman mı? Değil. Ah. 3 puanlık demedik mi biz? 2 puan. Ah. Yani bir terslik var belli. Abi 3 puanlık danışman 3 duka. Evet Hasan Çelebi bu arada. Hoş geldi. Devam. Bedava ya. Güzel. Aslında ordu o ama isyancı ama düşman ordusuymuş gibi anladı. Algıladı. Şimdi bunlar paralı maralı ayağına burada bizi deli edecek. Şimdi sen sayın dostum bu orduyu buraya çıkartır mısın? Bu ordu niye buraya çıkmıyor? Hadi bakalım. Niye çıkmıyorsun abi buraya? Ney? Ne oldu lan? Kafayı mı yedin? Bu adam bana karşı savaşı değil mi? Tövbe tövbe. Bir yaşımıza daha girdik ya. Donanma gel bakayım. Yavrum isyan etmeyin yavrum. Çocuğum isyan etmeyin. Şu arkadaş bunun peşine takılsın. Sen de böyle gel. Öteki taraf ne oldu peki? Ha. Sen şuna saldır. Güzel. Ve geri kalan askerlerimiz de şunları kuşatabilir. Bunu da çek. ...143.000. Heh. Bu muydu bunlar bu arada? Evet. Ama ayrı ayrı anlaşmak icap edecek gibi. Onlar da yalnız işgal istiyorlar. Peki
Kalabalık sevmiyorlar. Yalnız işgal istiyorlar. Buyurunuz. Şunu bölemiyor muyum? Bölemem, evet. Pokemon yensene şunu, Pokemon. Geberttin bizi Pokemon. Bir dakika. Buyur. Buyur. Para yardımı falan geliyor abi. Manyak mısınız siz ya? İnanılır şey değil. Yavrum gittin mi? Askerin kalmadı. Mücadele edemiyorsun. Nerede? Nerede onda o akıl? Alçak. Kolonimiz de kuruldu. Şimdi canım kardeşim şu orduyu bu donanmaya bindirip buraya getirip ondan sonra indirmeyi deneyeceğim. Bana bir çakallık yaptın gibi geldi az önce ama göreceğiz. Göreceğiz. Şuna da savaş açalım. Önemli değil. Kim o isyankar? Ya senin de şimdi paranı verdim, sus. Alçak. Evet. Donanma bir gelebilir mi? Şu an tüm ülke, tüm dünya, 80 milyon bu donanmanın şuraya asker indirmesini bekliyor. Az önce niye inmedin sen? Yani... işgal yap emri mi vardı acaba, saçmaladı yoksa? Gıcıklık mı tuttu? Hadi bakalım bunları da indirin. Güzel. Bittin mi? Kardeşim helal olsun, sonunda anladı beni. Geç oldu ama anladı. Şunları da yurt yap. Bir tanesi bunun korumu ne? Yurt yaptırmıyorsun. Evet, bu da annex oldu. Güzel. Şimdi sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli izleyici, bu kim abi? Savaşta, savaşta çok iyi. Bir tek badem var. Ha, evet. Gel bakayım. Diplomat yok. Gelsin. Dal. Şuna o 26 16 fantastik sayı. Sur varmış lan burada. Geç oraya, önce suru alalım. Nasıl olur? Mines gelemez. Oh shit. Ama böyle bir çakallık yapma şansımız var. Normalde kuşatamazdı biliyorsunuz ama çakallık bitmiyor, görüyorsunuz. Evet, bravo. Güle güle. Bittin mi? Ben daha yıkılmam diyor. Koca diyor, Baden devletiyim ben diyor. Evet. Evet. Güzel. Roma İmparatorluğu'nun gerçek varisi birer birer bütün alçakları ilhak etmeye devam ediyordu. Savaştayız. Baden daha listeden kalkmadı. Ne yapıyorsun abi sen? Geç şunun peşine. Güzel. Fantastik. Şimdi şöyle al. Geldik mi? Ne yaptık? Geçtik. Aferin. Yürü. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Diplomatik puan vermiyorum. Şimdi size ben ne anlatayım? Portekiz hazır mısın vassalla? 70 mi? Ne ara toprak yaptın acaba? Benim mutlakiyetim düşmedi değil mi? Ha. Neyse, işgal edilecek zaten. Yapacak bir şey yok. Geç bakayım şöyle. Güzel. Savaş nedeni elimde değil mi? Bravo. Geç bakayım. Aslında şurayı alırsan daha iyi olacak. Sonra burayı. Benim saygıdeğer ordum buraya gelebilir. Ah.
Güzel. Bu kim abi? Oha. Ha bu Afrika'daki şey, Avustralya'daki garibanlar. Teslim olanları var. Sen devam et işgale. Sen işgale devam et. Güzel. Başka... Yavrum bakmıyorum ama bu isyanlar benim başımın belası olmasın sonra. Terbiyesiz adam. Vur bakayım. Sen geçtiğin gibi bu suru kuşattın mı? Helal olsun. Sana da helal olsun. Çok kalabalıklar burada. Gerek yok. Dur bir iki dakika. Hatta geç. Şu hangi savaştı? Tamam. Hiç skor yok. Ben de dedim bir şeyim var diye. Yok. Ondan değil. Şimdi sayın ve saygıdeğer ordum, şuraya iniş yapabilir miyiz? Aslında aşağı da gitmemiz lazımmış. Sorun değil. Sorun değil. Hah. Son anda ya. Kabul etmişti sözde. Alçak. Bağımsızlık isteği göremiyorum açıkçası. Development arttırmaya devam edelim. Düşük olanlar. Tamam. 8'e kadar indi Yeniçeriler. Güzel. 32 puan. Ver 60 diplomatik puanı. Olur. Geç. Evet, Portekiz anlaşmaya razı görünüyor. Artık Portekiz'in anlaşması meselesini de çözebiliriz. Şimdi ben 2 dakika sizle birlikte, hatta dur önce şuradan seçebilirim, fark etmez. Bildiğim toprakları hemen seçeyim. Efendim. Şöyle. Tamam mı? Bunları bir seçeyim. Sonra ne yapacağız? Seçmediklerimize bakacağız. Bu da Portekiz'in olması lazım. Evet. Bermuda. Şimdi Portekiz'in geri kalan toprakları burada da var. Tamam. Aa, bir de bu devlet vardı, doğru ya. Lan Brutus, fırladın oradan. Güzel. Kaç kalmış Portekiz toprağı? 3. Güzel. 3 toprak. 3 toprak. Burası değil. Ya koloniye kalıyor zaten onlar. Şimdi ha şurası vardı. Evet, 2 toprak. Çok az bir şey kaldı hala. Güzel. Neresi olabilir peki? Bir yandan da öbürleri de var da. Şimdi isim olarak tabi sırayla gitmediği için maalesef. Ben şimdi bakayım şuradan 2 dakika. Sizle birlikte bölümün iyi. Gayet iyi gitmişiz. Bu bölümde bitsin istiyordum da. O garibana da bakacağım sonra. Şimdi resimlere sırayla nasıl bakıyorduk? Ekran görüntülerini yönet. Diskte göster. Evet. Tamam, şimdi Aveiro bilmem ne. Bunlara bak bakayım, V'den başla. Bu bir geldi. Zaten az toprak diye böyle yapıyorum bu arada. Açores. Tamam. Beira. Onlar zaten hep şey. Bermuda. Brangança, Coimbra. Bakayım. Coimbra'ya. Evet, o da var. Tamam. Aslında hiç buradan uğraşmayabiliriz değil mi? Şurada East Timor var. Alfabeye göre gidiyor diye baktım da. East Timor. Tamam. Ilha do Girne. Ilha do Girne var. Ilhas Galapagos. Ilhas Galapagos. Yok.
Evet. Fantastik. Hemen gidelim. Aslında varmış. Peki. Porto var zaten. Bunda da sıkıntı yok. Bir şey kalmadı. Madeira var. Madeira. Nauru. Nauru. Ben niye göremedim az önce ya? Nauru burada. Tamam. Bunu da geçtik. Bir şey kalmadı bak. Nauru. Porto dedik. Ribateo. Ribateo. Riba. Burada da işte işkence biraz. Evet var. Santa Apoliana. Apol bilmem ne. Santa. Santa. O da var. Apollo Nia. Sinaloa. O da var. West Timor ve şu. Evet. West Timor nerede? O da var. Evet abi. Ne oldu şimdi gene? Ya işte bak, İspanya ne güzel hallolmuştu. Portekiz. Ne istiyorsun lan benden? %1 toprak nereden çıktı? Bakalım kolon atmış mı bir yerlere? Buralarda görünüyor mu bir şey? Hiçbir şey görünmüyor işin kötü yanı. Yani bak, burada renkler karıştırmış olabilir ha. Bir koloni atmış olabilir bir yerlere. Saygılar izleyici. Şakal. Alçak. Sen buraya geçeceksin daha. Gel. Gel. Portekiz. Seni Portekiz seni. Buraya ekledik değil mi? Evet. Burayı da ekledik. Doğru. Peki daha neresi olabilir acaba? Yani koloni yaptığı bir yer. Ben şu anda hiçbir yeri göremiyorum koloni yapmış diye. Siz görebildiniz mi? Ben göremedim. Çok güzel. Fully luck yazması lazımdı. Abi şimdi ben nereden bulacağım bunu ya? Neyse devam edelim bakalım. Ya aslında vassal ilakı şeyi kabul ettiyse mükemmel de. Şu %1 neresi acaba? Ah. Neresi olabilir? Neresi? Burada bir şey yok. Anlaşma yapıp gideceğiz. Var mı şey? Harita çalmamız var. Peki bu bana hangi haritayı verebilir? Pacific South America. Peru La Plata. La Plata'yı versene. Veremedin. Dokuz toprak. Ver hadi burayı. Ya orada bir şey yok zaten de. Toprak sayısına göre şey ettik. Burada belki dedim bir tane toprağa koloni yapıyordur. Çünkü şurayı açamamış ya. Koloni yapamamış ya. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane askerin şu civara gitmesini istiyoruz. Nasıl bir gidiş şekli? Tamam sen de git onun peşinden. Güzel. Geç. Birkaç askere çarpacak maalesef. Destek geliyor mu? Vazgeçti mi? Hayır. Güzel. Abi şimdi sizin işte biriniz şuraya bir gelin de bana sadece burayı gösterin. Burada bunun kolonisi var muhtemelen. Yeni yapmaya başlamış. Başka bir açıklaması olmamalı bunun. Yani her yere ulaşabiliyorum artık. Yani şurayı bile alıyorsak artık bir şey kalmadı. İç kısımlarda bir toprak olabilir mi? Bunu buradan anlayabiliriz ama koloni dediğine göre yok. Aha, yok. Bunu almışız zaten. Tamam o zaman. Devam. Bu gitmiyor, yardımda kalıyor. Tamam, okey, problem yok. Koçum şuraya koşar mısın? Koçum. Haydi.
Portekiz bitti de işte uğraştığımız şey o toprağı bulacağız diye koşturmaca. Bunlar kuşatıyor. Sen buraya doğru gideceksin. Ha, daha bir de bu varmış ya. Bak şimdi buranın, evet, buranın haritasının çalınması lazım. Komik değil mi? Ama şunu bekleyecek koca imparatorluk şimdi. Güzel. 159 bin olur. Güzel. Ya da kal bakayım burada. Gerçi kalmana gerek yok aslında. Şu anlaşma yapıp gidebilirsin. Ya. Of. Lan öbür seçeneğe basacaktık. Gel bir dakika. Seninle de uğraşacağım. Seninle de uğraşacağım. 38 mi? Tamam gönderirim. Dur şimdi. Uğraştığımız şeye bak ya. Problem değil. Geç. Şimdi sayın arkadaşlar. Şu diplomatik puanın harcanması mevzusunu tekrar gündeme taşıyalım. Kaç oldu bu? 7'ye kadar indi. Güzel. Devam. 47. Portekiz'in toprağını görebiliyor muyuz artık? Göremiyoruz. Bunları yükseltelim. Teknoloji de geldi aslında ya. Alınır. Sorun değil. Devam. Bana sadece şurayı göster oğlum. Orada toprağı var. İnanıyorum orası. İnanıyorum. 2 saat durmam gerekecek şimdi orayı bulmam için. Öyle olmasın diye. Şey yapıyorum. Uğraşıyorum. Bu savaşın ortaklarından biriydi değil mi? Senin başka bir yerde toprağın var mıydı ki lan ben ikisini birden dayattım sana? Nasıl oldu bu? Bozuk mu bu? Enteresan. Sana da diyeceğiz. Sana diplomat gönderemiyoruz. 49 puan abi. Merakla bekliyoruz. 50 puan olacak da şurayı çalacağız diye. Haydi. Evet. Burayı verirsin herhalde. Ne diye geçiyordu burası? Hangi tarafa bağlı? Abi bu iki tarafta yoksa... Lan nasıl yok burası sende ya? Tamam. Ne uğraşıyorsam. Kafayı yiyeceğim ya. Güzel. Güzel. Yani işte. Evet. Şurası. Şurası. Lütfen hadi. Çabuk. Kafayı yiyeceğim. Az kaldı. Hadi. 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 Git artık. Git. Gerizekalı. Geberttin beni. Geberttin alçak. Ne oldu? Geç şöyle. Oha 38 bin asker var. Gel sen de buraya doğru. Bunlara anlaşma gönderelim. Evet. Ne oldu abi bu taraf? Açıldı mı? Şurayı aç artık. Hadi gözüm. Hadi koçum. Hadi yavrum. Bunda var mıydı harita? La Plata bunda vardı galiba. Bunda gördük zaten herhalde değil mi? La Plata. Aç şurayı bana. Çok açtın gerçekten. Evet. İşin kötü yanı bir şey görünmüyor. Saygılar Portekiz. Ne yaptınız oğlum? Neredesiniz? Ya. Renkleri de aynı bilmem ne. Aldık. Ne var başka? Evet abi. Hay senin
toprağına. Kim bu? İnandım orada diye de değilmiş aslında. Bir dakika, bu niye alamıyor? Ha, subject, tamam. Evet. Oh, şükür buymuş abi. Son bu. İşte son geldi. Bu şeye benzedi. Kapıyı açmaya çalışıyorlar. Kırmaya çalışıyorlar. Açılmıyor. Adam ondan sonra geliyor ya. Bu biraz ona benzedi. O kadar uğraştık. Güzel. İnka eyalet oluyor mu ya? Çok kötü bir görüntü vardı, ondan diyorum. Hadi. Küçük olanlar çok batmıyor da sen şimdi battın orada gözüme. Bir de bu vardı, pardon. Koş. Her yerden devlet çıkıyor ya. Fethettikçe devlet çıkıyor. Başka bu vardı. Evet. Gelsin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir seriyi daha bitirmiş oluyoruz. Ve bu işte böyle bir mekanik. Bu mekaniği kullandık detaylıca. Ve yine bir dünya fethi macerası oldu. Ve mekanikleri iyi bir şekilde kullandığımızı, sömürdüğümüzü düşünüyorum. Elden geldiğince yani gösterdik. Bak, bu mekanikle bunlar oluyormuş diye. Bunun yanında bir de bu çöküş mekaniği ile alakalı sorun yaşayan arkadaşlarımız vardı. Bunları da yanıtlamış olduk. Yani bu çöküş mekaniğinden işte kurtulma yolu. Bunun stratejisi. Şu an olabildiğince geriye doğru gidiyor. Savaş yapmasam bile, ki dünyayı fethettiğimde çok bir mantığı da kalmayacak. 0.20'lik bir azalma olduğu için otomatik olarak bu sıfırlanmış olacak. Sonraki çanda biraz daha bonus geliyor ama gene şu anki haliyle yükselebilecek durumda değil artık. Yeniçerilerin durumu. Nereye gidiyorsunuz bu arada siz? Şimdi bunlar karıştı, burası karıştı. Geç. Bunların hepsini Portekiz'e vereceksin. Hepsini. Evet, yürü. Diplomat geldikçe. Hop, yanlış yaptım. Bunları ver geç. Ha, bu isyancıları bir bastırın be abi. O kadar ordunuz var. Savaşa çağırmıyoruz. Bilmem bir şey yapmıyoruz. Ayıp ya. Onu da mı ben bastırayım? Ona da mı ben gideyim? Yetmedi mi varacağı? Bu savaş lideri, dur. Onunla anlaşmayacağız, bekle. Gel bakayım. 80 gün ya. Başkenti taşıyacağım artık. Evet, güzel. Buraya kimse geldi mi? Hayır tabii ki. Niye gelsin? Göndermediğim için söylüyorum. Gider misiniz buraya? Bir de burada benim bir isyancım varmış galiba. Anlıyorum. Oba, 100 gelişim üzerindeyiz ha. Bu da iyi. Devam. Öte yandan buraya getir bakalım. Sizlerin soruları varsa ekstra yazabilirsiniz. Bu maceramızla alakalı. Ben elden geldiğince detaylı oynamaya çalışıyorum. Bunun da çeşitli handikapları oluyor. İşte yapacağımız hamle karışıyor. Yapmıyoruz, etmiyoruz falan bilmem ne. Bazı hamleler var ki yani geri dönüşü olmuyor bir de. O yüzden biraz yorucu ve belki biraz da sıkıcı olabilir ama yani detay isteyen arkadaşlarımıza geç dönemde şu anki mantığa göre nasıl oynanabileceğiyle ilgili en olabildiğince anlattığım detaylı bir seri oldu bu. Artık bir daha herhalde böyle bir seri yapmayız. Yeter artık. Artık EU5 gelsin. Bundan sonra yine şimdi çeşitli seri istekleri görüyorum ama bir sürü devlet güncelleme aldı. Bu güncelleme alan büyük devletler özellikle. Bunlarla alakalı aslında seri yapsak diyorum, 100 yıllık, 150 yıllık. İyi olabilir. 100 yıl olabilir serinin uzunluğu mesela. Efendim çok güçlü ülke sıkıyor diyen arkadaşlarımız oluyor. Bu konuda da benim görüşüm tabii yani mücadele oldum daha eğlenceli oluyor, roleplay falan, ama zaten
bir 20 yıla falan genelde devletler süper güç oluyor ki very hard zorlukta bu belki biraz daha uzayabiliyor. Ama onun da çok tutmadığını gördüm very hard. Bizans harici ki Bizans'ı hangi şartlar altında yaparsan yap izleyici çok seviyor Bizans'ı. İçimizdeki. Dolayısıyla hani o da çok istekte gördüğüm yani istekte bulunduğunuz bir seri tarzı olmadığını düşündüğümden daha ziyade yardımcı olabilecek böyle detay paylaşabileceğimiz serileri devam ettirme kararım var. Stratejim var. O yüzden bu şekilde sunmaya devam ediyoruz. Hala devlet var mı bu arada benim avaşmadığım devlet kaldı mı acaba? Umarım bir problem olmaz. Biz seri sonu diye konuşma yapıyoruz ama birazdan bitmedim ki falan diye geliyormuş. Bu kim abi? Bu evet. Sana diplomat gönderememiştik. Hala gönderemiyoruz. Git artık. Git. Şuraya asker gönderecektik. Donanmadan dolayı gönderememişiz. Gel artık. Gel. Kapat orayı. Tamam. Yen şunu. Ne bitmez savaşmış ya. En zorlu savaşım. Ah, Yeniçerilerin elinde toprak bırakmamaya devam. Rastgele bastım. Development. Puanlar gidiyor. Admin teknolojisini ben tamamladım mı? Ver onu da. Evet, buyurun. Fantastic. %4. Daha da hızlı işte düşmesini sağlayacak Yeniçerilerin. Kyoto'ya falan hiç gerek kalmadı. Assault yapsa mıydık? Dur kenarda. Abi şunu alır mısın? Evet, çok teşekkür ederim. Bu buraya saldırsın. Saygılar kardeşim. Buyur. Sen de gittin. Bu herif. Çek şunları abi. Zaten adamlar şey yapmışlar. Fark etmişler benim yapmaya çalıştığım işi. Güzel. Bir de sizi buraya doğru alacağız. Bu kimdi? Alayınız fetih oldunuz. Çok güzel. Evet. Bravo. Bunları bir anlaşalım bitirelim de. Bir tane şey var gerçi. Evet. Ben bunu ne yaptım? Bunun bayrağı hangisi oluyor lan? Ha şu mu? Yavrum sen ne olacaksın? Acaba? Concede Brazil. Ha iyi. Tamam. Katılsın direkt. İnka'yı da tebrik ederim. Aramız düzeldi. Tapuya Rusya mı? Abi ne Rusyası ya? Lan ne Rusyası? Ben Rusya'ya annex yapmadım mı? Rusya burada mı yaşıyor yoksa? Lan oğlum. Tamam dur tanışırız bekle. Abi inanamıyorum ya Rusya oradaymış. Adamı bitiriyorum hala geliyor ya. Bir de bu çıktı başımıza. Sen niye ölmedin lan? Şu ıvır zıvırdan nefret ediyorum. Koş. Aa kim var acaba? Yendikçe geliyorlar yendikçe. Lan bir yok olun be. Alayınız. Gönder. Evet. Yan bitmiyor. Buyurun. Buyurun. Bir de bu. Seni ya gerçi ben concede de yapabilirim değil mi? Niye uğraşıyorum ki? Evet. Ama concede defeat'i o öyle algılamıyor şu an. Hayır. Evet. O da öyle de anlamıyor. Sen bana
Bütün ülkeni verir misin? Ülken de sadece o muymuş lan? Ya ah. Bu mekanik hiç hoş değil bu arada. Evet, hiç hoş değil. İstikrar. Ah. Abi bunu niye böyle yaptınız ya? Saygıdeğer paradoks. Yeni yeni icatlar, gözünü sevdiğim. Yapma işte şunu ya. Annex, toprak almışım. Ne beni böyle yok onu yap bunu yap diye uğraştırıyorsun. Öf. Gaza geldim. İki toprak var diye annex'e bastım. Sonra dedim şey yapayım. Gittim gene yaptım yapacağımı. Şunu yapacaksın. Hadi yürü. Geber alçak. Tamam. Evet, bravo. Tamam, şimdi ne oldu? Ya inanamıyorum sana Rusya. Senin var ya, geberttim oğlum seni. Alçak. Seni var ya tekme tokat dönüp bu şey bölüm sonu canavarı. Kim olacak? Somali mi olacak? Öbürü mü olacak? Şu mu olacak? En son kim fethedilecek derken, evet, sürpriz. En son fethedilen Rusya oluyor. Rusya anlaşmasını yaparken bakmamış olabilirim. Nasıl olsa böyle aldım abi, tamam bitti deyip geçmiş olabilirim. Başka türlü de zaten çok zor. Yani gözümden kaçtı, belki perm aldı diyeceğim ama ben niye hala göremiyorum burayı? Öyle bir sıkıntı var. Evladım yürü git. Hadi. Evet, aferin. Çok güzel. Kalan bir tek Rusya. For the motherland Russia diyor. Eyalet var mı? Buyurun. Tamam, bu da güzel. Evet. Günün sonunda ya işte bu kadar eyalet, aman tanrım ülke batacak, şöyle olacak, böyle olacak, gidecek. Bu şeyi sadece modernleştirmeyi dengelediler. Mekanik olarak. İşte birer tane azaltmışlar herhalde fikirleri. Ne kadar artık gerekiyorduysa işte. Velhasıl ama bizim bu macerada böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü amacımız o değil. Bu herif. Perm, gir lan savaşa alacak. Burası senin. İşte tarih tersine döndü. Oyunun başında Perm devleti bu devletin vassalıydı. Ve şimdi onun vassalı olmayacak. Onu fetheden devlet olarak tarihe geçecek. Evet, Rusya da gitti. Geçmiş olsun. Macera sona erdi. Uzun bir seri oldu. Eyalet sistemiyle bir oyun oynadık. Artık dengeler mi ne olur bilmem. Sizler yorumlarınızı yazın. Fransa, İspanya, Mink. Bunlar önemli güncelleme aldı. Rusya keza bak. Bak Rusya ile olabilir. Bunları değerlendiririz. Şu an kafamda hiç seri yok. Yani şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir sürü ara vermiş olabilirim. Ondan sonra duruma göre planlarız. Yeni bir seri yaparız. Başka burada bir başarım bilmem ne var mıydı bu eyaletle ilgili? Vardıysa yapalım ama yok herhalde, değil mi? Herhalde yok. Öbürünü zaten yaptık. Mehmet'in yapacağı hırs, isteği, arzusu, onu hallettik. Güzel. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hoşça kalınız. Bir maceramızı daha bitirdik. Güzel oldu. Bir de timelapse videosunu ayrıca da yayınlamış olurum. Burada da yayınlarız. Problem değil. Güzel. Dünya birbirine giriyor. Özellikle Orta Asya'ya falan bir giriş yaptık. Hızlı bir şekilde Avrupa'nın üzerine yürüdük. Avrupa'nın üzerine yürüme yorucu olabiliyor ama bunu işte stratejik adımlarla yapınca tek savaşta hepsi birden bitti. Ondan sonra beni en çok yoran şey aslında bu macerada hem ordularımın yeterince dayanıklı olmaması hem de bu saygıdeğer, muhteşem değerli Fransa, şey Portekiz'in, yok işte İspanya'nın topraklarını bulmak. Bu benim için büyük bir çile oldu. Onun dışında pek yorucu bir şey yok. Toprak bulma mevzusu sıkıcıydı işte. Orayı nasıl bulacağız, burayı nasıl bulacağız? Büyük U devletine de saygılarımızı sunuyoruz. Kapanışı onunla yaptık.